Ana vatanı Balkanlar olmakla beraber tüm Akdeniz ve Karadeniz çevresine yayılmıştır. En yoğun bulunduğu yerler Türkiye'nin Ege ve Akdeniz kıyı kesimleridir. Bu bölgelerin denizden kilometrelerce uzak yerlerinde de yetişirler. Özellikleri: Sedef Otu çok yıllık, her mevsim yapraklı 30 cm ile 70 cm arasında gelişen çalı biçimli bir bitkidir. Bilimsel adındaki Gravelons kelimesi sedefotu yapraklarının yoğun ve güçlü kokusuyla ilgilidir. Doğal çeşitleri ve kültivarlarına göre yaprak rengi değişir. Hafifçe mavimsi gibi ama neredeyse düz yeşil. Daha fazla mavimsi ve grimsi mavimsi renkte yapraklı çeşitleri var. Yaprakları küçük küçük parçalı ve güzel görünümlüdür. Yaz aylarında parlak sarı çiçekler açar. Uyarılar yaprakları ıslakken veya terli ellerle dokunmak, özellikle de sonrasında güneşte durmak ciltte yanık kabartısı gibi kabartılar yapar. Yazılık, sayfiye yerlerinde insanların bacaklarının değeceği yol kenarlarına dikmemek gerekiyor. Zira çıplak bacaklara sürtünmesi fena halde tahrişlere ve kabartılara yol açar. Bahçelerde çocukların oynadığı yerlerde olmamalıdır. Fakat kedilere ve köpeklere hiçbir tehlikesi yoktur. Çünkü bu hayvanlar sedef otu kokusundan nefret eder ve temas edecek kadar yaklaşmazlar. Sedef otunu budama, tohum toplama İlaçlık veya yemeklik amaçlarla dallarını toplama işlerde eldiven kullanmalısınız. Gerçi herkese zarar vermez ama genelde zarar veriyor. Yani zarar vermesi sadece hassas ciltli insanlarla sınırlı değildir. Kullanım sedefotu ilginç mavimsi yapraklarından ötürü bütün dünyada yetiştirilen bahçe süs bitkilerinden olmuştur. Mavimsi yapraklarının çokluğuyla her yere yakışır. Gerçi yaprak rengi çeşitlerine göre değişir. Çiçekleri kesme çiçekçiliğe uygundur. Kelebektir kabartılarının beslendiği bitkilerden olduğu için kelebek meraklılarının özellikle yetiştirdiği türlerden biri de sedef otudur. Ayrıca susuz bahçe ve kayalık bahçe tasarımlarına en uygun türlerden biridir. Şifalı bitkilerden diramaraskele kullanılması zehirlenmelere yol açar. Hamilelerin sedef otundan yapılan ilaçlardan uzak durması önemli tavsiye edilir. Yapraklarını yemeklere ve salatalara, lezzet vermesi için, Az miktarda katmak bazı memleketlerde yaygındır. İklim uyumu Akdeniz iklimine, yazın çok şiddetli sıcak ve kurak olan yerlere tam uyumludur. Kışın ise 20 derece, en fazla 30 dereceye kadar soğuklara dayanıklıdır. Bazı sedefotur çeşitleri 20 derece ve daha fazla soğukta kısmi zararlar görecektir. Ama önemli değil. İlkbahar başında zarar gören kısımları budarsınız. Hatta zarar görmeseler bile kış sonunda budamak iyi olur. Yaprakları fazlaca mavimsi olan kültivarlarının 30 dereceye kadar don olaylarına dayanması kesindir. Yetiştirme, bakım. Uzun süre direkt güneş isteyen sedef otu başka hiçbir bakım istemez. Nereye dikeceğinize güneş isteğini düşünerek ve yukarıdaki uyarılara göre karar verin. Toprak seçmiyor. Diktiğiniz yerde tuttuktan sonra hiçbir sulama dahi istemez. Ama susuz bırakmamanız özellikle ilk yıl iyi olur. Üretim. Sedefotu bir yere ekilince artık kendi kendisine. Çevreye döktüğü tohumlarıyla, yıldan yıla sayısını arttırır. Yani tohumdan yetiştirmek kolaydır ve fide üretimi zaten bu yolla yapılır. Tohumlarını sonbahar başından itibaren ekmeniz gerekiyor. En son tarih ilkbaharın ilk soğuk günleridir. Çapalayıp tırmıkla düzelttiğiniz yere foto tohumlarını serpin ve sulayın. Tohumları gömmemelisiniz. Zamanla tohumlar çimlenir. Fideler büyümeye başlar. Sedefoto hakkındaki bu sayfayı Wikipedia'daki bilgiler ve Daves Garden sitesindeki tecrübeli kişilerin verdikleri bilgiler ışığında hazırladım. Tarihteki şifacılık, büyücülük alanlarındaki kullanım detaylarına yer vermedim. Bitkiler hakkında genelde özelliklerine ve yetiştirme bakım isteklerine göre bilgiler vermeyi tercih ediyorum.